Sevgili seyirciler, Halkın Sesi programına hoş geldiniz. Biraz önce kısa bir videoda bahsetmeye çalıştım. Bugün neyi mi konuşacağız? Karasaban'ı konuşacağız. Konuğum Burdur Ziraat Odası Başkanı Sayın Kemal Kübülay. Namı değer Kara Kemal desem kızmazsınız değil mi başkanım? Hayır estağfurullah. Hoş geldiniz. Sağ olun, sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkanım... Geniş bir soruyla başlayacağım izin verirseniz. Bugün Ayçiçek'e kara borsada. Üreticinin gündemi nedir diye geniş kapsamlı bir soru sorsam ve detaylarını araya da girmeme izin verirseniz mutlu olurum. Buyurun. Şimdi size. Ben önce oraya girmeden önce Kara Kemal kimdir, nedir, nerede doğmuştur, büyümüştür, bugüne kadar çok mutlu ne olurum. İş yapmıştır. Evet. Nüfus cüzdanımda 02-02-1960 doğumlu yazar. Fakat her ne hikmetse 59 doğumluyum. Ne anam doğduğum günü ne babam doğduğum günü gün olarak bilmediğinden dolayı bugüne kadar doğum günümü ne çocuklar ne ben kutlayamadım. Evet. Çünkü doğduğum gün belli değil. 1984 yılında Muğla Dalaman'da Halk Bankası'nda göreve başladım. 2000 yılında Halk Bankası'nın özelleştirilmesinden dolayı sözleşmeye imza atmadan orman işletmesi. Evet. Orman işletmesinde görev başladım. 4,5 yılda orada görev yaptıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra buğday pazarında çiftçilik ben reşberlik. Evet, reşberlik. Tabii çocukluğum reşberliğin içinde, çiftçiliğin içerisinde babamdan, anamdan ve beraber hiç ayrılmadan yaşadık babamın anamın ölümüne kadar. Reşberlikten, çiftçilikten hiç kopmadım. Şimdi çiçek yağını sordunuz, ayçiçek yağını sordunuz. Evet. Şimdi Hasan Bey, üretim, üretim, üretim. Bir yerde tüketim varsa üretimin mutlaka ki ondan fazla olması lazım. Ama maalesef bizim toplumumuz sadece tüketim ile ilgilendi. Üretime fazla bakılmadı. Bundan neden? Yıllar önce bizim Türkiye hububatını, buğdayını, arpasını, çavdarını, yulafını, nohudunu komple kendisi üretirdi. Pahalı ambarıydı Türkiye. Evet. Bir anlamıyla. Tabii ki. Şimdi daha önce sizler de bilirdiniz. Köylerde veya şehirde bile evlerimizde ne bulgurumuz eksik, ne unumuz eksik olurdu. Eğer vardığımız zaman hemen yufka olur, bulgur pilavı pişirilir, her evde mutlaka ki turşu olur, sofralara konurdu. Ama bugün geldiğimiz ortamda tamamını satın alır duruma geldik. Tamamı ithal edilir duruma geldik. Evet. Üretimden koparıldık. Bugün köylerden şehirlere afaki bir şekilde göç var. Siz de biliyorsunuz, 65 yaşın üstündeki vatandaşlar çiftçilik yapalım, hayvancılık yapalım diye uğraşıyor. Çoğu çocuğu illerde, belediyelerde, kamu kurum kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde bir askeri ücretle iş bulsak, gitsek orada çalışsak diye mücadele ediyor. Enteresan. Tabii enteresan. Onlara bir de kız verilmediği var değil mi? Evet, aynen doğru. Gitsin şehirde bir iş bulsun, asker ücretle bile olsa bir iş bulsun, ben kızımı ona vereyim. Niye? Köylerde refah seviyesi yüksek olsa, gelir seviyesi yüksek olsa, kendi gelirleriyle, bizde bir tabir vardır, kendi aşıyla haşır neşir olup refah seviyesi iyi olsa,
şehirlere mutlaka ki gelmezler diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Güzel bir giriş de yaptınız. Ben yine çok sıcak bir gündemi başlık olarak aldım Sayın Başkan. Önceki günlerde yoğun bir kar yağışı oldu. Evet. Biz buna tabii kuraklık açısından çok sevindik ciddi anlamda. Ama birçok sera yıkıldı. Özellikle Tefendi bölgesinden çok haberler geldi. Çiftliklerin çatısı bile zarar gördü. Bu konuyu, bu sorunu takip ettiniz mi? Mağduriyet giderilecek mi? Bir görüşmeniz var mı? Şimdi Sayın Hasan Güraksu, biz hemen akabinde bu olayla ilgili ilgilendik. Sayın Burdur Valimiz, Tarım İl Müdürüne, ilçe müdürlüklerine, kaymakamlıklara gerekli talimatı vererek Ziraat Odası olarak da biz bu olayın arkasında takipçisi olduk. Garın yağmasıyla birlikte köylerimize, bizim biliyorsun merkez köyler, çeltikçi çeltikçi köyleri, kemer kemer köyleri, artı diğer kazalarda da ziraat evet. odaları olduğundan oradaki başkan arkadaşlarım hemen olaya müdahil oldular. Tüm tarım il ilçe müdürlükleri bu evet. konuyla ilgili çalışmalarını yaptı. Evet. Tespitlerini yaptı. Ve biz de takip ettik bunları, bakanlığa, milletvekillerimize aktardılar. Çalışma var. Tabii ki bundan sonraki süreç çok önemli. Bu arkadaşların telafisi giderilecek mi, giderilmeyecek mi? Tabii bizim bu konuda yaptırımımız olamaz. Bu hükümetin. Pardon, çok araya girebilir miyim başkanım? Evet. Tam bunu konuşurken Ünal Atalay, Tefendi Ziraat Odası Başkanımız bir ileti gönderdi. Bu arada seyircilerimize söyleyelim. WhatsApp iletişim hattımız 0533 611 8619. Bir daha yine yayayım. 0533 611 8619. Bütün istek ve sorularınızı buradan gönderebilirsiniz. Kısaca anlatmaya çalışacağım Sayın Tefendi Ziraat Başkanı Ünal Atalay'ın düşüncesini. Tefendi ilçesinde 205 dönüm sera %100 hasarlı. Evet. 40 dönüm sera %30 hasarlı kar çökmelerinden dolayı hasar görmüş olup içinde dikili olan marul ve eşi zararlar zarar görmüştür. Bunun yanı sıra 3 adet ahırımız zarar gördü. Tarsim olmayan seralarımız, ki tarsim cidden önemli bu konuda. Hükümete de çok fazla yüklemenin bir anlamı yok. Çünkü tarsim önemli bir çözüm noktası diyelim. 150 dönüm civarında olup tarsim olan seralarda doğal afet olup ama bazılarına kar ağırlığı teminatı yok deyip zararlarına red cevap vermektedirler. O bu zaman Tarsim Bölge Müdürlüklerini bu konuda uyaralım. Bölge Tarsim Müdürlüğü bu konuda duyarsız davranıyor diyor. Böyle bir şikayetleri var. Evet, doğrudur. Bölgemiz afet bölgesine alınmasını istiyoruz diyor. Bu düşüncede sanırım iktidar milletvekilleri Bayram Bey ve Yasin Bey'e olsa gerek. Buyurun başkan, devam edin lütfen. Şimdi tabii biz çiftçilerimize, hayvancılarımıza tarsim sigortası yaptırın, yaptıralım diye mücadele ediyoruz. Ama ve lakin sonuçta bu tür afetler olduğu zaman da tarsim bazı olaylarda şuraları yaptırmadın, buraları yaptırmadın. Duyarsız davranıyor. Duyarsız davranıyor, bahane arayıp bir şeyler veya tarsimin ödeyeceği rakamlardan ödememek veya çok az ödemek için mücadele ediliyorlar. Bu konuda yeri gelmişken yine söyleyelim. Sayın Bayram Özçelik Bey mutlaka izliyordur yayınımızı ve Yasin Bey, diğer milletvekilimiz ve il başkanları da dahil bu konuya ağırlık verirse önemli, çünkü Burdur tarım hayvancılık kenti. Evet. Şimdi tarsim sigortası yaptıralım derken tarsimin de çiftçinin, hayvancının yanında olması lazım bu tür afetlerde. Ama velakin kapsam dışı deyip yani geçiştirilmemesi lazım. Biz Burdur bölgemizde de Tarım İl Müdürlüğü ile beraber, sağ olsun burada teşekkür ediyorum, Tarım İl Müdürlüğümüz hemen ekiplerini sahaya soktu. Garın yağmasıyla birlikte çalışmalarını yaptırdı. Sanırım orada Ercan Bey değil mi? Şube müdürü o bakıyor diye ilgilenen oldu diye biliyorum. Şimdi müdürümüz ekip kurdu. Sadece tek arkadaş değil, bölge bölge. Şimdi kar yağışı sadece Burdur merkez ve merkez köylerinde değil, diğer bölgelerde tabii, olduğundan tabii. dolayı Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda hemen sahaya inildi. İki tane konut
64 tane ahır ama velakin saralardaki olan zararın tam kesin. Nerelerde zarar gördüğü kesin tam tespitini yapamadık. Çalışmalar daha hala devam etmektedir. Tamam, tamam. Şimdi bazı köylerde bazı arkadaşlar duyarlı davranıp benim işte seram göçtü. Bazıları da daha hala müracaat etmemiş durumda. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de siz bununla ilgili geniş kapsamlı tabii, bir şey yaparsınız. Tabii bu hafta içerisinde oralarda kesin rakamı alırız inşallah. Peki başkanım, bu da geçtikten sonra şimdi yavaş yavaş dediniz ya, evet. Üretmiyor üreticimiz. Üretmiyor değil de üretemiyor bence. Evet. Değil mi? Onu öyle düzeltelim. Ülkede %40 arazi ekilmiyor. Evet. Türkiye'de. Belki burada, belki daha fazla. Gübre, tohum, zirai ilaç, mazot, elektrik. Zirai ilaç. Evet, bunlar yangın yeri. Ne dersiniz? Evet. Şimdi Sayın Güraksu, biraz önce de bahsettiğiniz gibi mazot, elektrik, gübre, zirai ilaç. Şimdi bunların maliyetleri çok aşırı şekilde arttı. Siz de biliyorsunuz, her gün mazota zam geliyor. Her gün gübrenin fiyatları değişik. Bundan 1,5 yıl önce ziraat odası olarak 95 liraya sattığımız gübre bugün 450-500 lira. Uf. Şimdi benim çiftçim, şimdi biraz önce dedi ki %40'ı ekilmedi, %60'ı ekildi. Bu %60'ının %2'si taban gübresi atmadan tohumunu toprağıyla buluşturdu. Taban gübresi atmadı. Dikkatinizi çekerim. Ne demek taban fiyat, gübresi? Taban gübresi tohumla birlikte toprağa atılan gübre demektir. Atılması zorunlu. Evet. Evet. Şimdi Mart ayındayız. Bundan 15-20 gün önce veya bir ay sonra, 15-20 gün sonra veya bir ay sonra üst gübresinin atılması lazım. Üst gübresi de aynı. Çok aşırı şekilde fiyatlanmış şekilde üst gübresini de atamadığımız zaman geçen sene kuraklıktan etkilendik. Bu sene çok şükür Cenab-ı Allah'a yağışlarımız çok güzel oldu. Evet. Ama üst gübresini hiç olmazsa atarsak bir nebze bizim çiftçimiz verim alır diye düşünüyorum. Zaten bu üst gübresi de atmadığı zaman geçen seneki kuraklıktaki yaşadığımız olayları tekrar yaşayacağız. %40'ı da maliyetlerin çok yüksek olduğundan dolayı ekemedi. Benim bir lafım vardır. Bu geçmiş yıllardan beri çok severim ben bu lafı. Eşin eş ise, işin iş ise gitme düğün evine, gir oyna, çık oyna. Eşin eş değilse, işin de iş değilse uğrama cenaze evine, gir ağla, çık ağla. Maalesef çiftçimizin, hayvancımızın durumu bu. Ağlıyor. Eşi eş değil, işi de iş değil. Bundan dolayı hakikaten mağdur. Çok mağdur. Ya bu çok teşekkür ederim ve tebrik ederim sizi. Böyle bir çıkış yaptığınız için hakikaten üreticilerin bir sesi oldunuz burada. Bu durumun sorumlusu kim ve çözüm ne olur? Nasıl olur sizce? Vallahi hükümetin acilen, sağ olsunlar bugün işte mesajlarımızda da attık, gübredir, mazottur desteklerinin bugün TC son rakam numaralarına göre bugün hesapları geçmeye başladılar. Ama yeterli mi? Yeterli değil bu destekler. Yeterli değil. Gönderdikleri destekler 5 kilo dülümde 5 degarda 5 kilo gübre almaya göndermiş olduğu destekler. Bugün mazotun fiyatını dememe gerek yok. Her gün zam geliyor. Bugün 21 lira diye duydum. 21 liranın üzerinde diye duydum. Gübre fiyatı ona keza. Maalesef bunlar hoş şeyler değil. Hayvancılık ve sütçülük. Belli. Evet. Evet. Sağ olsun hükümetimiz süt fiyatlarını 4700 etti. 4700 liradan sadece bu Mart ayının içerisinde, Mart'ın birinden bu tarafa almaya başladı benim köylüm, benim çiftçim, benim hayvancım. 4 ay sonra. 4 ay sonra. Ama yem fiyatları, süt fiyatı açıklanır açıklanmaz 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira. Bugün aldığım rakamlar yem fiyatı 300 lira Hasan Bey. Ne kadardı başkanım bu?
200 civarlarındayken bugün 300 lira. %50 zam. Evet. Ama bundan 3-4 ay önce 4700 lira şeye süde fiyat verildi. Ama maalesef zaten 4 aydır para alamadı. Zamlı fiyattan para alamadı. Ama yem fiyatları aldı başını gitti. Perli nasıl perişan. Üretimden bahsedeceğiz? Yani diyorsun. Üretimden bahsetmek mümkün değil. Ben size bir kesin rakam vereyim. Buyurun lütfen. 2020 yılında Burdur olarak biz Hollanda izliyoruz. Evet. Hayvancılıkta dünyanın Hollanda böyle bir şey yok. Böyle bir dünyada yok. 2020 yılında 213.150 adet büyükbaş hayvanımız vardı. Evet. Tekrar 2020 yılında küçükbaş hayvan sayımız 359.810 adet. Tamam. Girdik 2021 yıl sonuna. 2021'in yıl sonunda büyükbaş hayvan sayımız 200.2750. 11 bin düşmüş. Bu hayvanlar doğurdu. Üredi. Nereye gitti? Kesime. 10 bin hayvan sayımız düşmüş. Buzağlarını say, düvelerini say. Nüfusumuz arttı. Hayvan sayısı da işte danaydı, düveydi, buzağıydı arttı. Tabii. Evet. Bu sayı 213.150 iken 250 binlerde olması lazım hayvancılığın ileriye gitmesi. Evet. Doğru evet, mu? Evet. Ama 202.750'ye küçük başta da aynı. Orantı aşağı yukarı aynı. 359.810 iken 350.746'ya düşmüş. Hadi o da 8.000. Demek ki biz hayvancılıkta küçülmüşüz. Bunun gerekçeleri de bu diyorsun. Artış yok. Tabii. Bu nedir? Neden oluyor? Adamın 5-10 tane hayvanı var, iyi kötü aile işletmesi, çorunun çocuğunun rızkını oradan temin edip çayını, çorbasını, ekmeğini, aşını oradan temin edecek. Edemiyor. Ne diyor? Hayvanını, hasenetini satıyor. İyi kötü asgari ücretli bir iş bulursa işe, iş bulamazsa köyde ırgatlığa gitmek zorunda. Bir taraftan da Suriyelilere götürüyorlar. Bu tezat değil mi başkanım? Şimdi o ayrı bir konu. Şimdi bizim bunu bayağı bir çalışma yaptık. Tarım İl Müdürü, üniversitemiz, bizim çobanlıkta, hayvan bakıcılığında, şunda bunda, zaten ufak işletmelerde Suriyeli Afganlı çalıştırma diye bir olay yok. Zaten adam kendisinin emeğini de, yani çorunun çocuğunun çektiği emeği de boşa saydıktan sonra bir askeri ücret kadar oradan gelir elde edemediğinden dolayı onlar Afganlı, Suriyeli bilmem ne çalıştırmıyor. Büyük işletmeler. Evet. Büyük işletmeler tabii kendi gücü dahilinde, çoru çocuğu dahil çalışsa da çalışmasa da yetemiyor. Yetemeyince Suriyelidir, Afganlıdır çoban olarak alıyor. Bizim Türkiye'mizde çoban olayımız yok. Hatta biz burada hepsini de kutlarım. Üniversite, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası olarak ortak bir proje hazırladık. Biz Çoban Köprüsü diye. Ne biliyorum onu. Bu Avrupa Birliği'nde de onay gördü. Yani bizim gençliğimizdeki kişileri çobanlığa doğru, yani işi aşı olmayan veya ihtiyacı olan kişileri bu projeden faydalanıp hiç olmazsa bu tür işletmelerde çalışsınlar. Özendirebilir miyiz? Evet, dediniz? Özendirebilir miyiz diye böyle bir proje biliyorum çalışması projeyi, yaptık ve daha bizim hala da devam ediyor, uğraşıyoruz, evet. Mücadele ediyoruz. Sayın Başkan, bu konu önemli. Şimdi Türkiye ihracat yapar iken ithalat yapar hale geldi. Evet. Bir de o konuyu değinebilir misiniz? Şimdi Hasan Güraksu, eskiden Türkiye'den tarım ürünleriyle ilgili ihracatımız vardı. Geldiğimiz şu günlerde yaş sebze meyve, seracılıkta hakikaten yol kat ettik. Yaş sebze meyveyi benim öğrendiğim kadarıyla işte Rusya, Ukrayna'ya yaş sebze meyve, o da bu savaştan dolayı o da çok şükür o da bitti. Evet. İkinci bir, üçüncü bir alternatifimiz ülke yok. Tamam. Şimdi seracılık
Mesela bizim Burdur gibi eskiden saracılık Antalya ve sahil kentlerinde, sahillerinde kazalarında oluyordu. Şimdi bu oraların ürününün bitmesiyle bizim buralarda saracılık bayağı yaygınlaştı. Çok da güzel. Devletimiz, hükümetimiz de bu konuyla ilgili bayağı destekler verdi. Şimdi bizim Burdur'umuzun işte İnsu'yu öbür tarafta gölü sardır. Biraz önce Sayın Başkanım aradı, tefenniydi, şuydu buydu. Söğüt. Buralarda Söğüt. Evet. Buralarda bayağı ürün yetiştiriyoruz. Evet. Ama bunun haricinde ki kuru mahsul dediğimiz buğdayda, arpada, çavdarda, yulafta kendi ürünümüz nohutta, kendi ürünümüz kendimize yetmiyor. Dışarıdan ithal etmek zorundayız ve ediyoruz. Neden? Bu hale nasıl geldik? Ya üretimden kopuyoruz. Şimdi bir olay anlatacağım ben size. Burada hükümetimize, devletimize, Sayın Vekilim Bayram Özçelik'e de çok teşekkür ediyorum. Şöyle teşekkür ediyorum. Bizzat kendilerini ziyaret ettik. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gelen arpa konusunda da bize çok büyük hayvancıyız dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü araya bayağı destek çıktı. Ne değiştirdik? Bugün önce 200 küsur liradan başladı. Bugün 255 veya dün 255 civarındaydı arpa fiyatı ofiste. Satışta? Ofiste. Tabii bu ithal. Şimdi bunu biz yurt dışına kaç para vererekten ithal ediyoruz? Evet. Bu çok önemli. Şimdi bu aradaki rakamı, Nedir ama o rakam? Onu söyleyelim bir. Efendim? İki rakam vereceğiz ki onun kıyaslamasını yapacağız şimdi. Bu iki rakamı bir kıyaslamamız lazım. Bu aradaki rakamı ithal ettiğimiz ülkelere verene kadar. Pardon başkan, bizim bir şey Türkiye'deki söyleyeceğim. Bizim Türkiye'deki çiftçiye verilse. Doğru benim söylüyorsunuz. Çiftçim tarlasını eker, o %40 dediğimiz kalan araziler de ekilir, boş arazide kalmaz. Şey midir? 3,5 diye duydum. Oğlum, doğru mu bu? Dış piyasada. Evet, arpanın. Dış piyasada. Dış piyasada 3,5. Ha, bizim buğday pazarının 3,5 liraya satıldığını biliyoruz. 3,5-4 civarlarında, evet. 2,54 nerede, 3,5 nerede? Bu aradaki... Tabii. Şimdi tabii hükümetimizin aldığı karara ben katılıyorum. Şöyle, belki ithal arpa gelmemiş olaydı bugün buğday pazarında veya serbest piyasada bu arpanın rakamlarının 3,5-4 değil daha yüksek rakamlarda olacağını ben tahmin ediyordum. O gerçekten fiyatları durdurdu. Evet, anladım. Şimdi bir de ben şunu söyleyeyim. Tabii buğday da ithal eder ülkeyiz. Tamam. Buğdayı ithal etmesek belki bugün unun fiyatları daha ufaki. Garibin yediği ekmek makarna. Onun fiyatlarını sen düşün. Sayın Başkan, araya gireceğim. Ben çok konuşmayı sevmem. Nedenine gelince konu uzmanı kimse nezakettir. Onun konuşması önemli. Ben sadece soru başlıklarını veririm. Evet. Bir takım şeyden ortaya çıkması adına da zorlarım belki, evet, ama. Tabii. Geçenlerde bir tatlıcıya gittim. Çocuklarıma söylemez ayıp. İşte poğaça vesaire aldım. Hasan abi dedi, ya yazsana, neyi yazacağım? Ya abi dedi, uncular bana un vermiyor dedi. Nasıl dedim ya? Vermiyor abi dedi. Ben diyor, yeterince yapamıyorum diyor şeyi. Un mamillerini. Böyle bir gerçek siz de duydunuz mu? Şimdi Sayın Hasan Güraksu, o bir gerçek. Unda, şekerde, yağda, gıda maddelerinde. Tabii burada bizim vatandaşımız derken ticari anlayışı bozuk olan vatandaşlar, bunu rantta da çevirenler var. Ama i̇şte, denetim mekanizmaları da işlemesi, evet, gerekiyor. Pazar gün ben bazı marketlerde çiçek yağının aşırı şekilde kuyruklar halinde alındığını duydum. Ya Türkiye'de birçok tarafta da öyle gözüküyor. Evet. Şimdi bizim şeker fabrikamız var. Burdur'un devlet şeker fabrikası. Devletin fabrikası. Evet. Artı özelleştirilmeyen fabrikaların içerisinde bir tanesi de bizim Burdur şeker fabrikası. Evet. Bizim pancarımız gerçekten kaliteli. Şekerimiz kaliteli. Ama ve lakin benim çiftçim, benim lokum yapan tüccarım, benim hayvancım veyahut da siz bugün bir çuval şeker alacaksın dedin mi alma şansınız yok. Bir dakika, bir daha anlayalım başkanım bunu. Ben şimdi bir çuval şeker
Alamıyor muyum marketten? Alamıyorsun. Marketten. 5 kilo alabiliyorsun. O da, ona da mı karne var? Evet. Şimdi bizim... Ve kaç paradan alıyorum? Yahu şimdi farklı farklı. Bir açın lütfen bunu. Şimdi toptancıya gidiyorsun, bir tarafta bir çeşit fiyat, bir tarafta bir çeşit fiyat. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burdur Şeker Fabrika Müdürümüzü geçen gün ziyaret ettik. Burada yine Sayın Bayram Özçelik vekilimiz bir çalışma yapmış, duydum. En kısa zamanda bu gündeme gelirse, yapılırsa kendisini tekrar kutlarım. Neydi Şeker Bayram Bey'in verdiği söz? Şeker fabrikasının önünde satış mağazası açılarak... Reyon açılacak öyle mi? He, reyon açılacak. Orada aynı Toprak Mahsulleri ofisinin önünde fındıktır, pirinçtir nasıl satılıyorsa, o şeker fabrikasının önünde de Burdur şekerinin satılacağı konusunu... Bayram Bey söz verdi. He, duydum. O zaman nokta diyelim, ben şuradan sesleneyim. Sayın Bayram Özçelik, Burdur sizi tanıyor, çalışkan bir vekil olarak da görüyor. Lütfen Sayın Başkanım duyduğu konuyu eğer doğruysa çok kısa sürede yaparsanız Burdur halkı size minnettar kalır. Buyurun devam edin başkanım. Şimdi şeker fabrikamız devletin şeker fabrikası. Burdur Şeker Fabrikası ve personelini kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel çalışmalarımız var. Ama ve lakin şimdi bu bir ay içerisinde Burdur Şeker Fabrikası'ndaki üretilen melas, küspe, şeker, Türk şekere Ankara'ya bağlanmış. Başka ya Türk şeker bizim Burdur Şeker Fabrikası'nın işleyişini, şusunu, busunu bilmez. Aracı mı bu şimdi? Türk şeker, o da devletin. Ama ve lakin benim hayvancım var. Çiftçim var, üreticim var. Bu pancarı üreten Sayın Hasan Bey kim? Üretici. Çiftçi. Çiftçi. Küspeyi tüketen kim? Yine çiftçi. Melası alacak, edecek, kılacak, malını meşakkatına yedirecek çiftçi. Üreten şahıs. Eskiden ama, onlar alıyordu değil mi parayı? Evet. Şimdi bizim ziraat odasından belgesini götürüyordu. Benim üreticim, çiftçim. Oradan bidonunu getiriyordu, şeker fabrikasından melasını alıyordu. Ama ve lakin şeker fabrikası kapanalı 2 ay oldu. Burdur şeker fabrikasında melas yok. Yem fabrikalarına, büyük fabrikalara, şuralara, buralara. Peki başkan şunu doğru mu anladım ben? Türk şeker araya girdi. Evet. Pancar üreten insanlar, hatta ben şöyle biliyorum. Şeker fabrikasında çalışan insanların bile belirli bir miktar daha düşük fiyatla çuval, bir çuval benim bildiğim. Yok, alma gücü yok. Alıyordu. Alıyordu, alma gücü yok şu an. Alma gücü yok mu? Buna imkan mı verdi? Alamıyor. Alamıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Evet, bulamıyor. Yani Burdur çiftçisi, üreten çiftçi melas, şeker ve küspü alamıyor. Evet, alamıyor. Aracı Türk şeker. Bitti, yok. Bu nasıl bir iş? Belki şeker fabrikasının stoklarında şeker var. Ama büyük şirketlere veriliyor. O zaman buradan bir çağrı daha yapalım sayın vekillere. Sayın vekillerimiz bu konuya lütfen acil çözüm bulun. Çünkü köylü kan ağlıyor. Eğer bu konuda çözüm bulunamazsa ki onların eli yakanız olacak diyeyim. Çünkü düne kadar ben de öyle biliyorum. Bugün program öncesi hazırlık yaptığımda öğrendim. Ben de geç kaldım bir gazeteci olarak. Bence ana gündemlerden bir tanesi bu olacaktır diyeyim. Araya pardon başkanım bir ileti geldi. Ecevit Alan eski ilgilenen meclis üyemiz, sevilen bir insan. Tarım bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalı ve gümrük birliği anlaşması ile yok edilmeye çalışılan köylülerimiz bu prangadan kutulmalıdır diyor. Doğru diyor. Bugünkü tarımdaki sorunun ana kaynağı Avrupa Birliği'ne kabul edilmeden gümrük birliği anlaşması tuzağına düşmemizdir diyor. Çok siyasi bir açıklama yapmış, ne dersiniz? Şimdi Sayın Ecevit Alan doğru diyor. Bizim üretebilmek için, üretimden kopmamamız için çiftçiye, hayvancıya destek verilmesi lazım. Ha, destekler verilmiyor mu? Veriliyor. Ama yeterli mi? Yeterli değil. İki,
Ben hep şunu savunuyorum. Bu benim ikinci dönem biliyorsunuz. Biliyorum. Hep şunu savunuyorum. Tarla sahibini değil, tarla sahibine değil, tarlayı birebir işleyene destek verilmesi lazım. Ortak da olabilir bu tabii değil mi? Sahibi ayrı, işleyen ayrı olabilir. Tabii. Doğru söylüyorsun. Şimdi adamın 300 dilim arazisi var. Hasan Güraksu'ya kiraya veriyor. Kirayı verirken diyor ki, devletin verdiği, vermiş olduğu desteklerden ben faydalanırım diyor. Sen gerçekten sadece samanını... Devlet de ona mı veriyor bunu? Tabii. Devlet tarla sahibine veriyor. Bu da değişmeli diyorsun. Değişmeli. Doğru. Tarlayı işleyene, madem ki biz çiftçiye teşvik vereceğiz. Çiftçi nedir? Tarlayı işleyen. Evet. İşleyip kaldıran. Evet. Bunlara destek verilmesi lazım. Şöyle diyebilir miyiz başkanım? Ülkede, ülkemizde bu yaşanan tembelleştirme diyelim onun adına. Evet. Ne derseniz deyin. İthalat yapar hale gelmemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler olduğu yaptığı anlaşmaların pardon bir sonucudur diyebilir miyiz? Böyle bir senaryo her zaman için var. Tabii ki mutlaka. Değil mi? Tabii ki. Bu tarım politikasının tarım değişmesi politikası, lazım. Ya tarım politikası. Belki bu arada söyleyelim. Acilen. Tarım Bakanı değişti. Evet. Umarım yeni şeyler İnşallah. Olur. İnşallah. Yeni bakanımız bu konulara değinir. Gerekli odaları bizim genel merkezlerimizde, genel merkezimizde her türlü aylık bizden verileri alıyorlar. Orada da mevcuttur. Bizlerden de alabilir. Bir müjde vereyim mi başkan size? Ver. Benim aldığım istihbarat doğru mudur değil midir bilmem. Burdur Valisi Sayın Ali Arslan Taş yeni Tarım Bakanı ile hemşeri imiş ve çok yakın ilişkiler olduğunu söylüyor. Size düşen Vali Bey, Sayın Valimiz önümüze düşün, milletvekillerimizi alalım. Burdur hayvancılık, ya Türkiye'nin belki bir örneği Burdur ama çok önemli bir örneği. Bizde genel başkanlığı var. Kamil Başkan'la birlikte tüm bir heyet olarak gidip hem ziyaret edip hem de isteklerinizi bir dosya haline vermenizde fayda olur. Ben Vali Bey adına konuşmuş olmayayım ama siz gitseniz Vali Bey buna sanırım hiç hayır demez. Doğru diyorsunuz. Şimdi Sayın Burdur Valimize, Jandarmalayı Komutanımıza, Milletvekilimiz Bayram Özçelik'e teşekkür ediyorum. Neye teşekkür ediyorum? Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı vardı. Bu ne demek? Kesinlikle pandemi sürecinde vatandaş sokağa çıkamayacak. Evet. Sayın Valimiz hemen bizi toplayarak Jandarma Alayı Komutanımızı da çağırdı. Bayram Bey'le de görüştü, etti, kıldı. Kemal Başkan, Ziraat Odası'nın üyesi olan, hayvanı olan, arazisi olan herkes... O çiftçilik belgesini verecek, gidecek arazisine, sağa sola değil, eviyle arazisine gitmesi serbesttir dedi ve bizden üretimi belge alarak vatandaş, dedi. Evet üretime ne destek, kadar güzel. Üretime destek. Ayrıca şimdi o tarihte bize üye olmayan arazisi olan arkadaşlar da müracaat etti. Evet. Çok önemli bir olay daha var, Jandarma Alayı Komutanımıza, benim personelim, Jandarma Alayı Komutanımızın Facebook'una, WhatsApp'ına köylerden bizim çapacı işçilerimiz geliyor. Ha, hasat, işçi, tabii. Evet. Pancar çapasına, afyon çapasına, budamasına bilmem nesine. Ha, çiftçi kaydı yok. Bunlar işçi köylerden. Evet, evet. Sayın Valim bunlarla ilgili ne yapacağız, nasıl edeceğiz? Ve Sayın Valim hemen çözüm getirdi. Aracı kullanan kişi, İşçi sayısı, araç plakası nereye gideceği. Biz Jandarma Alayı Komutanı'nın direkt cebine. Anında. Anında attık ve bu vatandaşların hepsi de arazisinden kopmadı. Benim 35 bin üyem var. Hiçbir tane ne Jandarma Alayı Komutanı bir, ne Sayın Valim. Bir daha söyler misiniz efendim? Kaç bin? 35 bin üyem var. Çok büyük bir oran. Evet. Değil mi? Şimdi Çeltikçi'nin köyleri, Kemer'in köyleri, Burdur merkez köyleri ve Burdur'da 35 mahalle. Sadece 3 merkez. Evet.
Evet, ne güzel. Bunlar bize bağlı. Diğer kazalarda çok şükür çiftçilerime, hayvancılarıma burada teşekkür edemeden de geçemeyeceğim. Hiçbir benim çiftçim, hayvancımdan da ne jandarma alayı komutanından ne emniyet müdürlüğünden, bak emniyet müdürlüğünü de geç, onlara da teşekkür ediyorum, bir tane şikayet gelmedi. Herkes bu çiftçi değil de işte arazisine gidiyor veyahut da işte hayvanına bakmaya gidiyor, gitmiyor gibi bir şikayet getirmedik çok şükür. Burada çiftçilerime, hayvancılarıma da çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, bir şey soracağım. Bu gazetecilik yurtusu olsa gerek. Isparta Burdur Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Yılmaz Gürcan, sizin bu anlattığınız şeker fabrikası ve sorunlarını, ki pancar ekicilerin birçoğu önce pancar ekicilerine kayıtlı, bunları gündeme getirmedi, unuttu mu diyelim, ya da AK Parti'den aday olmuş olması iktidara sıkıntıya sokmamak adına bu açıklamayı yapmamış olabilir mi? Şimdi, yapması gerekmez şimdi miydi? Şimdi ben onu samimiyetle soruyorum. Lütfen samimiyetle cevap verin. Dostane, ben de cevap veriyorum. Eskiden tabii pancar kooperatifine üye olan vatandaşın pancar ekicisi de olması lazımdı. Tabii. Şimdi o olay kooperatiflerin ama tüzüğüdür ama yönetmelidir. Tabii Yılmaz Gürcan Başkan bunu daha iyi bilir. O olay kaldırıldı. Şu an çiftçi olup hayvancı olup ziraat odası belgesi, ziraat odasına kayıtlı olan kişi pancar kooperatifinden alışveriş ediyorsa o vatandaş oraya üye olabiliyor. Eskinki gibi değil olay. Ama pancar üreticisi de oraya üye. Tabii pancar üreticisi zaten üye olmak zorunda. Ya ben oradan yola çıkarak söylüyorum. Tabii onu benim konum değil. Yılmaz Gürcan Başkan'ın konusu. Ona sorun diyorsunuz. Tabii. Sayın Başkan, biz buradan soralım. Söylüyorum. Lütfen bu iddiaya da bir cevap verin. Siz de üreticilerin sorunlarını dile getirin. Temelisinde bulunmayın. Devam şimdi edin, Burdur'da sivil toplum örgüt başkanları olarak biz ayda, iki ayda, 45 günde birlik beraberlik içerisinde her zaman toplanıyoruz ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hepsiyle de çok güzel bir diyaloglarımız var. Ama herkes sizin kadar böyle sivri konuşmuyor. Yok, ben açıklayayım. Ben hepsiyle de iyiyim. Hayır, hayır. Belki o onunla ben onunla, sizin konuşmanızı ve diğerlerinin topluma, basına verdiği bir mesajı işte özel biraz önce söylediğim başkan dışında bazen kısmen var. Ama bazısı sizin kadar açık konuşmuyor. Olabilir. Şimdi benim çekince keş bir tarafım yok. Baba, ben gerçek değilse oradayım. Gerçek değilse 24 saat içerisinde gece 3'te 4'te sivil toplum örgüt başkanının biri, ya Kemal abi, Kara Kemal, gel desin giderim. Açığım. Ne güzel. Çiftçim, hayvancım 24 saatte benim telefonum kapalı olmaz. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü şekilde izah etmeye, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi Burdur'daki sivil toplum örgüt başkanlarından mesela hepsiyle biz birlik beraberlik içerisindeyiz. Bunun yanında kamu kurum kuruluş müdürleriyle, personeliyle. Peki, tamam. Onu soracağım. Madem aldınız, hemen şimdi sormuş olayım. Burdur Valisi Alarslan Taş yardımcıları ve bürokrasiden memnun mu Ziraat Odası? Sizin memnun olmanız önemli değil. Evet. Ziraat Odası bunlardan, bu şahıslardan memnun mu? Nasıl bir çalışmanız var? Şimdi sayın valimden 10 derece memnunuz. 24 saat aynı biraz önce benim dediğim bir telefon atsak telefona cevap verir. Öyle sayın valim, var, şöyle mi yapsak yol gösterir. Sayın valim, bir olayımız var, geleceğiz görüşecek desek gelir. Ya odamıza buyur etsek gelir. Tarım İl Müdürlüğü'nde, ilçe müdürlüklerinde, diğer kamu kurum kuruluş müdürleriyle bir sıkıntımız olsa çözer. Allah bin kere razı olsun. Güzel. Ondan sonra mesela diğer kamu kurum kuruluş müdürlerinden de memnunuz biz. Tabii belki de kardan, yağıştan, şundan bundan. Tek sıkıntımız şu günlerde TEDAŞ'la ilgili. Belki de onların işleri çoktur, açları çoktur. Mutlaka ki. Bir de Hasan Bey, biraz önce bir şey dedin. Biz
duyarsız bir millet olmaya başladık. Her şeyi devletten bekliyoruz. Evet. Yahu kar yağmış, evimin önünde kar var. Ya kürüve süpürüve. Yok, belediyeden bekliyoruz. Misal diyorum. Bahçemin yolu kapanmış. Burada bazı köy muhtarlarımı kutluyorum. Kar yağdı. Karla beraber traktörünün arkasına kepçeyi taktı. Bunlar görüntülü. Evet. Köy muhtarlarım. Kutluyorum, teşekkür ediyorum. Karın yağmasıyla beraber köy yollarını kürmeye başladı. Harika. Adamın ahırı varsa oraları kürüveydi. Veya kendi gücü takedi yoksa komşusundan kepçe aldı, öbürkünden traktör aldı. Mücadele etti. Ya her şeyi de devletten beklemeye de gerek yok. Şimdi biz her şeyi işte devlet yapsın, millet yapsın, hükümet şöyle etsin. Ben buna da karşıyım. Herkes görevini yapacak. Benim asli görevim. Şu odanın önüne kar yağmış ya, burayı ben iki kürek atıversem, temizleyversem, benim çiftçim, hayvancım gelirken kayması, düşmese ne olacak? Benim elimde mi kalacak? Tabii tabii. Evet, Sayın Başkan, izin verirseniz başka bir konuya gireceğim. Burası Burdur dediğimiz gibi ağırlığı hayvancılık olan bir kent. Ekonomi de buradan dönüyor. Yem süt dayatması konusu çok güncel, çok da geçmişten bu yana devam ediyor. Bir araştırdığımızda geçmiş dönemde SP milletvekili Köykop kökenli Hasan Macit bir programa katılmıştı benim. Maalesef Burdur dışındaki tüm illerde yem süt dayatması kalkmış. Evet. Burdur'da birkaç köyde evet, kalkmış ama diğer köylerde hala devam ediyor. Bir evet, programda sizden çok güzel konuşmalar duymuştum. Yem süt dayatması konusunda Ziraat Odası Başkanı Kemal Köbelay, Gara Kemal, Üretici Kemal ne der? Yem süt dayatmasında ilk mücadeleyi veren benim. Biliyorum. Biliyorsunuz. Gücüm takatim yetmedi. Bazı yerlerde kaksa, bazı yerlerde devam ediyor. Şimdi süt fabrikalarıyla yem fabrikaları anlaşmış durumda. Evet. Anlaşmış durumda. Ben bunu bir türlü hakkından da gelemedim, gücüm de yetmedi, takedim de yetmedi diye diye vallahi da usandım, billahi de usandım. Bırak, yemi nereden alan alsın? Ha, burada bu sivil toplum örgüt başkanları, arkadaşlar da benim yanımda oldu. Onların gücü takedi de yetmedi. İki tane firma nasıl anlaşıyor. Nasıl bir güçtür ki bu gücümüz yetmiyor? Şimdi Hasan Bey. Kartel mi bunlar? Aynen. Bunlar ikisi de zengin firma. Sütçüsü de nereye? Sütçüsü de aynı, sütçüsü de aynı, yemcisi de aynı. Sütçü firma diyor ki senin ben yemini satacağım. Belirli bir kar koyuyor, süt aldığı vatandaşlara, kooperatiflere yemi veriyor. Ha, burada ne yapıyor? Parasını, yem alacağını sağlama almış oluyor. Hemen süt parasından yem parasını düşüyor. Artıysa veriyor, eksiyse şu kadar borcun var. Başka? Başka bir şey daha var Sayın Başkan. Buyur. Yem analizleri. Ya, köylü biliyor. Şimdi analizleri... İnekleri laboratuvar gibi değil mi? Evet, evet. Şimdi orası benim konum değil. Süt olayı, analiz olayına girdiğin zaman... Süt analiz demedim. Yem analizleri ve süt analizleri şimdi tabii de. Şimdi yem analiziyle süt analizini ayrıştırmak farklı olsa da ikisi de aynı söktüre. Birisi yerse verecek sütü. Yemezse yok. Hayır, ben söylemeye çalıştım. Anladım. Yem analizi... Yem analizleri standartların altında mıdır? Ya ben biliyorum ki... Şimdi sütte benim bildiğim bir olay var. 4 tane fabrika ismini vermeyelim. Evet. Savcılığa gitti. Bu konuda Sayın Valim'in desteği çok fazladır. Teşekkür ederim kendisine, üreticiler adına. Ve bu bundan önce hiç olmadı. Evet. Belki denendi, yine olmadı ama Vali Bey bunu sessiz sedasız nereden aldıysa aldı ve gereğini yaptı. Evet, Allah razı olsun. Ha, bu denetimlerin de umarım devamı şimdi, gelir. Lakin süt analizi bize daha fazla geliyor. Yemden ziyade süt analizi. Ya adamın çiftliğinden veyahut da ahırından süt gidiyor. Ertesi gün senin sütün yağ oranı şu. Ya be kardeşim, sen o sütü katmışsın tankına, bilmem fabrikana.
Anında bildir, almayacaksan almayacaksın de. İşlemezsen işlemeyeceksin de. Aynen öyle. Bir de benim daha önce de dedim, sizlerle de bu konuyu paylaştık. Biliyorum. 365 gün var. Bir yıl 365 gün. 3 gün, 4 gün bayram tatili var. Bu bayram tatilini ya 362 gün sen bu hayvancının sırtından, köylünün sırtından para kazanıyorsun. 3 gün tatilde 4700 liraysa 3000 lira, 2500 lira ne kurtarabilirse o şekilde süt alıyorlar. Kardeşim sen bu sütü 4700 lira alınması gerekirken 2300 lira, 3000 lira, 3500 lirayı alıyorsun. Düşük mü satıyorsun? Düşük satılmıyor. Aynı fiyattan satılıyor. Evet. Yahu 362 gün sen o adamı kullanıyorsun. O adamın malının sağdığı sütten faydalanıyorsun. 3 gün idare etsen ne olur? Benim kimseden çekintim yok. Ama o 3 gün bile benim çiftçimden, benim hayvancımdan nasıl para kazanırız? Nasıl onları katakulleye getirip nasıl dekettiririz mücadeleyi? Olmaz böyle bir dünya. Ne demiştiniz? Zehir zıkkım olsun. Zehir zıkkım olsun. Ben dedim onu. Bir daha söyle. Çiftçinin, hayvancının hakkını ben yiyorsam bana. Benim haricimde başkası da yiyorsa onlara zehir zıkkım olsun. Vallahi billahi. Vallahi, bu lafın üzerine söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sayın Başkan, tebrik ederim. Bu konuda bir anekdot daha aktarmak isterim. Bu da çok önemli bir şey. Hasan Macit Bey buradan dinliyorsa selamlarımızı gönderelim ona. Dedim ki başkanım, sayın vekilim, Burdur dışındaki iller bunu nasıl çözmüş? Yemsut dayatması, Edirne'de ki o nedir o kültürlü olan Ege sahillerinde nasıl çözülmüş dedim. Trakya'da, şurada, burada hepsini anlattı bana. Dedi ki Hasan'cığım, biz toplu halde üreticiler 2 gün süt vermiyoruz dediler, döktüler, 3. gün düzeldi. Şimdi milletvekilini bekle, bakanı bekle, o ona komisyona havale etsin de filan değil dedi. Evet. Üretici ciddi tavrını, demokratik tavrını göstermiş ve böyle bir sonuç almış. Peki biz burada da neden gösteremiyoruz bunu? Daha önce geçmiş yıllarda bu yapılmaya çalışıldı ama maalesef başarılı olunmadı. Tabii bundan sonra da bırak bir kilo sütünü ben vatandaşın yere dökeceğini, öyle bir ana geldi ki bir kiloyu telef edeceğini, yani milleti için, vatana için, bilmem ne için, geleceği için bir kilo sütünü döküceğini tahmin etmiyorum. Biraz önce dediğim ama kaybı gibi, çok olacak. Bunlar tarım politikası. Bunlar biraz önce kutlarım. Allah döyümlük versin. Yeni gelen bakanımız inşallah bu konulara değinir, eder, kılar. Bir de kendisi de ziraat mühendisi. 2 dönem milletvekilliği yapmış. Evet. Akademisyenlik yapmış. Bizim gibi vatandaşları, üreticileri, üretenleri dinler. Bunları inşallah çevresiyle, sayın vekilimiz de biliyor. Bizim Burdur'un sorunlarıyla ilgili 3 tane milletvekilimizin 3'ü de biliyor. Bunlar inşallah ben hükümet nezdinde çözüleceğini düşünüyorum. Tarım sektörünün, tarımın acilen bir analizlerinin yapılması lazım. Nerede hata yapılıyor? Nerede ekimde, dikimde şey var, sıkıntı arıza var. Sıkıntı var. Bunlar bakanımızın, işte geçmiş bakanımız, belli bir şey demiyorum. Güle güle. Güle güle. Ama yeni bakanımızın bunları mutlaka ki çözüm getirmesi lazım. Ben size bir müjde vereceğim. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Bir müjde benden, bir müjde sizden. Tamam. 2011 yılında Ziraat Odası Başkanıyım. Evet. Hasbelkader Sığır Yolu denilen mevkide benim arazim var. Ekiyorum, dikiyorum. Evet. Burdur göl kenarının orada çok hayvan güttüm. O tarihte bizim gölümüz çok yüksekti. Evet. Bazı vatandaşların tarlasını göl aldı. Evet. Tabii gölümüz çekildi. Gölümüzün çekilmesiyle birlikte, çok özür dilerim bu soruyu sormadınız ama ben sıra gelecekti. Başkanım ara vermek durumundayız. Şunu bitiriverim. Ya hayır başkanım, neden? Bu konu hakikaten onu çok ucuz. Başından alalım o zaman. Başından alacağız. Tamam. Sevgili seyirciler, Halkın Sesi programı gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor.
İkinci bölüme kısa bir ara vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
İzleyicilerimiz için bir daha tekrar edeyim. Bugünkü konuğum Burdur Ziraat Odası Başkanı Sayın Kemal Kübilay. Namı değer Kara Kemal. Başkanım nerede kaldık? Göl kenarı projeniz vardı. Evet. Bu epeydir konuşuldu. Nereye vardı? Bir 24.500 dekar araziyi ilgilendiriyor. Peki burada göl severler var, hayvan severler var. Dolayısıyla dik kuyruğumuz var. Çok detaylı bir çalışma yapıldı mı? Bu konuyu üreticilerimiz biraz geniş olarak açar mısınız? Evet. Şimdi Hasan Bey, 2011 yılında daha önceki başkanlık döneminde bu projeyi biz hazırladık. O tarihte milletvekilimiz Sayın Bayram Özçelik'e takdim ettik. Yine Bayram Özçelik. Evet. Allah selamet versin. Ve Bayram Özçelik Bey ile beraber, tabii küçük bir proje değil. Bu proje Burdur ilindeki kanserojen madde. 2011 yılı nerede? 2022. Tam 11 yıl geçmiş. Basit bir olay değil. Oraya deyince Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı, o tarihte bir Ramsar Sit, çok aşırı şekilde bürokrasi var. Bürokrasi var. Tabii Burdur göl kenarında şimdi doğa koruma, göl koruma, Ramsar Sit, hayvancılık, kuş gözlemciliği, kuş severler çok afaki bir prostürle karşılaştık. Ama şey, bunlar da doğru bir gerçek. Doğru bir gerçek. Tabii. Biz burada ne bizim gölümüzün kenarındaki kuşların gitmesi için veya imha olması için değil, daha fazla artması için. Şimdi sizlerin de malumudur. Her yıl gölün kenarında sazlık, kamışlık dediğimiz alanlarda yangın çıkıyor. Çok yani. Ve bu kuşlar yavrularını, yumurtalarını buralara bırakıyor. Onlar da ölüyor. Buralarda ürüme yapıyor. Ama ve lakin yangın çıktığı zaman hepsi de ölüyor. Yazık ya, yazık. Ha. Şimdi biz o sazlık, kovalık, bu kuşların yumurtalarını, yavrularını bıraktığı yeri değil, Ramsar Siti değil, belirli bir kısmında bu gölün kanserojen madde dediğimiz tozların uçuşarak şehire, şehirden de bugün Isparta Üniversitesi'ne, tıp fakültelerine, Antalya'ya gittiğimiz zaman Burdur'da afaki bir şekilde kanser hastasıyla karşılaşıyoruz. Evet, çok ciddi bir... Ve biz o tarihteki sağlık müdürüyle, gerekli dostlarımız, doktorlarla görüştüğümüzde bu... Aa, Çınlası mı? Çok oraya gireyim. Evet. Toroks Derneği Başkanı Doktor Serhan Bey vardı. Evet. Şimdi Muğla Üniversitesi'ne gitti. Evet. Onun ciddi bir çalışması vardı ama o çalışmanın devamı gelmedi. Geldi. O bize de dedi. Yok yok. Şu anda öyle bunun devamı var mı? Yok bence. Yeşillendiği zaman buralardaki bu kanserojen toz uçuşması rüzgarla tutulacak. Bunlar engellenir diye şey yaptı. Biz bu konuyla ilgili de projemizi yaptık. Ankara'ya götürdük. Burada paydaşlar o tarihteki Ziraat Odası Yönetimi ve Meclisi. Hepsini de kutluyorum, teşekkür ederim. Tabii burada ben çok zorluklarla karşılaştım. Yani siz bir ara verdiniz, o ara verdiğiniz dönemde bu çalışma yapılmadı. Ara verdiğim dönemde bizim o dosya, proje kaldı. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Her ne hikmetse kaldı. Ama ve lakin biz tekrar seçilince bu projeyi tekrar hayata geçiren, yine diyorum, Bayram Özçelik vekilimdir. Kemal abi arayarak, senin bir projen vardı, bu ne oldu? Burdur'da ilk olsun. Şimdi geldiğimiz safhada kıyı kenarı çizgisi, Ramsar Sit falan filan hepsi bitti. Çevre Şehircilik Vali Bey'e, Vali Bey'den Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve şu an bildiğim kadarıyla buranın parselasyon çalışması yapılacak. Tabii evet. Basit bir olay değil. Bizim bölgemiz bu tarafta Çerçin'de Gölbaşı'nın hududu, bu tarafta da İlyas Köyü. Öbür taraf Isparta'ya ait. Yani bu çalışmanın bir tarafı da Isparta'nın mı? Evet. Peki Isparta Valiliği, Isparta Çevre Müdürlüğü,
filan bu işte var mı? Mutlaka ki vardır. Tabii onlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi Burdur ilgilendiriyor. Burdur ilgilendiriyor. Ve buradaki arazi çalışmaları Sayın Valimiz müjdeyi verdi. Müjdeyi verince katkıları olan herkese teşekkür ettim ben. Ticaret borsası toplantı salonunda. Birini bilmeyen beşini hiç bilmez. Burada kimin emeği varsa az değil. Bugün 24 bin, 25 bin dönüm bir araziden bahsediyoruz. Evet, evet, öyle. Şimdi tabii ki bazı kişiler, bazı arkadaşlar bunun saptırma yoluna gidiyorlar. Ne gibi? Burdur işte suyun az olduğundan falan filan. Biz buralarda suyu seven bitkiyi değil, suyu sevmeyen yem bitkileri var. Ha, onu. Ondan sonra lavanta var, kekik var, ada çayı var. Bunlar belirlendi mi? Bunların çalışmalarını, tabii bu parselasyon çalışması bittikten sonra Zira kışında biri tabii çalışmaları yapacağız. Nerede, ne şekilde ürün ekilecekse ona göre. Tabii burada en kısa zamanda Vali Bey falan mutlaka ki bir beraber olacağız, bir değerlendirme yapacağız. Çevre Şehircilik'tir Sayın Valimiz başkanlığında bir çalışma yapacağız. Hem bir ekonomiye katkı, hem bir ekonomiye Peki, katkı. Peki orada ürettiğiniz ağ bitkisi. Evet. Kime faydası var bunun? Çiftçiye var, hayvancıya var, Türkiye ekonomisine var. Faydası olmayan bir yer yok. Burayı imar edilir Nasıl? Hale geldiğimiz zaman biraz önce dediğimiz kuş gözlemciye var, göle var. Yani o saydığımız Yo, onlar derneklerin ama, hepsine faydalı bu. Buna var ama ürettiğimiz diyelim ki orada korunga. Evet. Su istemeyen bir bitki. Evet. Bunun üretiminden sonra nasıl bir yolla, nasıl bir sistemle üreticiye satacaksınız? Fiyatı ne olacak? Şimdi Hasan Bey, işte biraz önce Vali Bey'le yapacağımız toplantıda bunlar kararlaştırılıp, bizim yalnız Ziraat Odası Başkanı olarak değil, Tarım İl Müdürlüğü olarak değil, Vali Bey'in başkanlığında bunları bir değerlendireceğiz. Mutlaka ki Tarım İl Müdürlüğü'nden olacak, mühendisler olacak. Onlar değerlendirdikten sonra bunlar ortaya çıkacak. Nerede ne yetiştirilir? Evet. Şimdi bir de bunu değinince tabii bizim bir Burdur'umuzda laboratuvarımız yoktu. Toprak analiz laboratuvarımız Oraya girmeden yoktu. Başkanım. Tamam. Şimdi ben bu konuyu daha önceden bildiğim için kafamda birkaç şey var. Soru sormama izin verin lütfen. Şimdi orada o bölgede yıllardır çorak toprakları verimli hale getirmiş, gübreyle donatmış. Evet. Bir sürü hayvan işletmemiz var. Evet, var. Bu insanların mağdur olmayacağı konusunda da mutlaka onlar izliyorlardır bizleri. Evet. Bir bilginiz var mı? Var. Şimdi onların hepsi de bizim üyemiz. Bu dediğiniz vatandaşlar, kardeşlerimiz, çiftçilerimiz, hayvancılarımız. Askeriye. Çerçin askere, evet, kışla. Kışla, evet. Bu tarafta bazı köylerimiz İlyas'tır, Garigent'tir. Vardır. Şimdi bunlar tabii kaçak ekiyorlardı. Bir zamanlar Milli Emlak, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlanmadan önce oraya zaman zaman bu arkadaşlara ceza kesiyordu. Yes. Ama ceza kesmesine rağmen de hayvancılık yapıyor. Sonuçta işte hayvanının samanını bilmem nesine temin edem diye ekiyorlardı. Oraya bir sürü de masraf etti o insanlar. Evet. Zaten şimdi burası 2-3 yıl toprağın işlenmesi lazım. Tabii. Hayvan samrasının atılması lazım. O kanserojen maddenin kalkmaması için bu toprağın bir işlenmesi lazım. Evet. Bu hemen 2-3 yılda verime ancak gelecek. Tabii bunların çalışması, o biz o arkadaşlar mağdur olsun demiyoruz. Bunlar için bir madde kondu mu? Yok. Öyle bir madde yok. Ama onun konması gerekmiyor mu? Şimdi o maddeyi nasıl koyacağız? Ondan hiç kimsenin oradaki mülkü kendinin değil. Tamam, işlemiş, etmiş, kılmış. Kimse de ne Çevre Şehircilik ne o tarihteki Milli Emlak Müdürlüğü bunlara geç şurada şurayı ek diye bir şey yok. Kaçak ekmiş. Ama orada bir emek de var. Yani bunu emek var. Tabii bedelini de bunlar ceza olarak ödemişler. Ödemişler. O yani Milli bunları Emlak. Bir kolaylık getirmek mümkün mü? Şimdi bu tabii arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Biz bu parselasyon çalışması dediğim olayı yaptıktan sonra bu parselasyon çalışması da bir bedel.
Tabii. Az bir para değil, bedel. Bu parselasyon çalışmasını bitirdikten sonra önce talepleri bir almamız lazım. Evet. Tabii ben yalnız başıma değil, Sayın Vali Bey'in başkanlığında tabii, olacak tabii, bu. Çok geniş bir komite olur bu. Tarım İl Müdürlüğü'nden mühendislerimiz, Tarım İl Müdürümüz tabii nedir ne eder orada bir talep nedir ne değildir. Bir askere kışla değil, bu tarafta Yazıköy, Yarıköy, İlyası falanı filanı. Az evet, bir evet, evet. Şey de değil. Onlar bilahire. Ama ve lakin şu safhaya getirdik. Çok şükür. Güzel, güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel, güzel. Çok güzel. Tabii biraz önce şunu da demeden geçemeyeceğim. Şu şartlarda mazotun bugün ben bilmiyorum sizin de duyduğunuz 21 liranın üzerinde oldu. Evet, her gün zam geliyor mazota. Vallahi her gün takip etmekle elektrik belli. Anladım artık yani. Gübre fiyatları belli. Zirai ilaç fiyatları belli. Şu maliyetle ne toprak işlenir ne tarla ekilir. Yani bu göl için demiyorsunuz bunu genelde. Göl için demiyorum evet. Genelde. Göl de dahil. Şu maliyetlerle çiftçilik, hayvancılık yapılmaz. Üretim dediğimiz olayda sen benim çiftçimi, köylümü tarlasına küstürürsen, arazisine küstürürsen, benim hayvancımı ineğine, danasına, buzağısına küstürürsen kimse üretime girmez. Her gün zam. Elektrik belli. Ondan sonra mazot belli. Küsülecek yer belli mi diyorsunuz? Sirayilaş yani, belli. Efendim? Küsülecek yer iktidar. Şu anda hükümet. Öyle değil mi? Ya bunların acilen üretim diyorsak bizim çiftçimizin mutlaka ki desteklenmesi lazım. Doğru söylüyorsunuz. Bugün gemilerin bilmem ne işte yatların bilmem nelerin mazotundan bahsediyorlar. Kardeşim çiftçimizin tabii, mazotunda tabii. Bir elektriğine tamam işte 201 bilmem kilovat falan ben elektrik mühendisi değilim. Estağfurullah. Şu kadar. Buraya Enerji Bakanımız geldi. Enerji Bakanımıza da ben orada söz olarak bazı olayları dedim. Benim çiftçimin yılda bir sefer hayvancımın 3 ayda, 2 ayda, 5 ayda para kazanma şansı var. Çiftçi üretecek, buğdayın arpasını getirecek, buğdayı pazarını satacak, senede bir sefer eline para geçecek. Ama elektrik parasını her ay ödeyecek. Bu dönemsel alınması lazım. Çiftçinin cebine para girdiği zaman alınması lazım. Pardon başkanım, yine heyecanınızı yarıda kesmiş olmayayım. Devam edeceğiz. Gelen mesajlar var. İzninizle onları okuyayım. Uğur Uğuz yazmış. Hasan Bey Başkanı'ndan biz çiftçiler bir sorunumuz var. Çiftçi olmayan kişiler odaya kayıt yapılmasın diyor. Hayati Akkaya eski belediye başkan adayımız. Başkan özgüvenli ve mükemmel vücut dilini kullanıyor. Tebrikler diyor. Yusuf Keyik Ticaret Odası Başkanımız yine yazmış. Başkan başarılı yayınlar Hasan Bey sizi kutluyorum demiş. Geçmiş dönem milletvekilimiz Ramazan Kerim Özkan Bey de başarılar dileklerini göndermiş. Biz de tüm göndericilere teşekkür ediyoruz. Buyurun başkan devam edin. Şimdi arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum bu soruları sorduklarından dolayı. Burdur Ziraat Odası'na çiftçi olmayan, hayvancı olmayan, çiftçilikle, hayvancılıkla iştigal etmeyen bir Allah'ın kulunu ben buraya üyemem. Babamın oğlu dahi olsa yapma. Üye olamaz. Buraya üye olabilmek için mutlaka ki çiftçilikle, hayvancılıkla iştigal ediyor olması hayvan lazım. Hayvan varlığı ya da evet, mutlaka ki. Üretici varlığı diyelim. Şimdi ben devlet memurluğundan geldiğimden dolayı genelge, yönetmelik, tüzük, bilirsiniz, kanun tabii. Ne emrediyorsa ben onu yaparım. Tabii. Şimdi başkan başka bir şeye gireceğim. Çok önünüzü kesmiş olmayayım. Bir şey soracak. Dım bir saniye, bir dakika. Evet, tam bu ortalık yangın yeri dediğiniz dönemde bir sorun var. Acaba sizde bu rakamı var mı bilmem ama. İcralık üretici sayısı ne kadar biliyor musunuz? Şimdi, ya da tahminen nedir? Hasan, bankalar biliyorsunuz çiftçilerin mazotunu al, işte pardon nedir o? Traktörünü, tarlasını aldı. Özellikle isim vermeyeceğim. Bazı bankalar bunu özellikle yurt dışı bankaları
bizim Türkiye Cumhuriyeti içindeki topraklarımızı parayla işgal eder hale geldi. Bu gerçeğe ne dersiniz? Hasan Bey, oraya katılıyorum. Katılıyorum. Her gün 3-5 tane ben yazıya imza atıyorum icra ile ilgili. Bizim odamızda mal varlığı, var mı yok mu diye, tarlası, takkısı nedir, ne değildir diye mahkemelerden bize yazı geliyor. Gerçekten günlük var. 3-5. Şimdi tabii ben zaman zaman siyasi milletvekillerimizde bunu değindim, toplantılarda da değiniyorum. İyi yapıyorsun. Acilen Türkiye'de sicil affının çıkması lazım. Ne demek bu? Sicil affı nedir? Bugün vatandaş kredi kartını geciktirdiyse, bir tane kefilinin borcu varsa veyahut evet, da bir protesto olmuş senedi varsa, hı-hı, hangi bankaya giderse gitsin, orada bilgisayarda, internette bankacılar görüyor, kredi vermiyor. Kredi vermiyor. Bu tarım kredi dahil. Evet. Kredi vermiyor. Şimdi banka insana ne zaman lazım olur? Ben emekli bankacı olduğumdan dolayı. Tamam. Banka insana kötü gününde lazım olur. Benim param varsa, işim iyiyse, aşım iyiyse ben bankadan kredi mredi çekmem. Niye çeksin ki? Şimdi sicil affı dediğim olay, bu eskiden, şu anda mutlaka ki aynıdır. Protestolar, işte kredi kartlarında gecikmeler, şunlar bunlar internete düşüyor. Benim çiftçim, köylüm bankaya gittiği zaman orada gözüküyor. Gözüktüğü zaman bu şahsa kredi verilmiyor. Kredi verilmediği zaman bu şahıs bu, başka yerlere yönlendirilmiş oluyor. Tefecilere mi gidiyor yani? Tefeciye gidiyor veyahut da senin atıyorum öyle bir gecikmen yok. Sana geliyor ya, beraber çekelim veya faiz, ben sana şu kadar daha vereyim falan filan. Bunlar bize gündeme geliyor. Bunlar hoş şeyler değil. Çok güzel. Şimdi eskiden Şekerbank pancar ekicisinin bankasıydı. Pamukbank pamuk üreticisinin bankasıydı. Halkbank ticaretle çalışan esnafın, sanatkarın bankasıydı. Ziraat Bankası çiftçinin bankasıydı. Şimdi böyle bir dünya kalmadı. Her banka her şeyi yapıyor. Her banka her şeyi yapıyor. Ama sonuçta baktığın zaman kredi bile alamıyoruz diyor. Kredi bile alamıyoruz. Bu bahsettiğiniz kredi devletin verdiği destekler değil. Sayın seyirciler, yanlış anlamayın. Başkan da söylemeye çalıştı. Hasan Güraksu'nun kredi aldığı gibi çiftçi de gidiyor, desteklemelerden bağımsız. Ben kredi almak istiyorum diyor. Sicili bozuk olduğu için de kredi alamıyor diyor başkan. Güzel bir konuya değindiniz. Evet. Alamadığı zaman biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi İcralar geliyor, işte araçlarını otoparklara çekiliyor. Bugün hangi otoparka gidersen git, dünya kadar traktör. Ve çiftçi ne ediyor şu an biliyor musun? Çok acı bir şey. Evet. Elinde 10 yıllık traktörü var. Götürüyor, onu peşin satıyor ucuz bahalı. Kredili traktör alıyor. O sattığı traktörü kullanıyor, kredili 5 yıllık yaymaya çalışıyor, borcunu yaymaya çalışıyor. %50'si benim çiftçimin, hayvancımın bu duruma düştü. Hasan Bey. Çok acı bir tablo başkanım. Evet. Yani ben de sizi kutlarım. Çok açık bir şekilde bunları konuştunuz. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra ben de araya bir şey daha sokarım, evet, bilir miyim? Bir üreticimiz daha yazmış. Dünyada tarım arazilerinin tamamına yakını ayçiçek ve buğday üretimine uygun olmasına rağmen bugün un ve çiçek yağı sıkıntısı yaşıyoruz ek. Bu utanç iktidarı muhalefete hepimize yetmelidir diyor. İktidar o muhalefet de diyor. Bu arada soracağım tabii. İktidar milletvekili gerekli muhalefeti yapabiliyor mu diye. Tarım arazilerinin imara yapılaşmaya açılmasına öne acilen kesilmelidir. Yatı olana sıfır ÖTV ile verilen mazot stratejik olan tarım ve hayvancılığa da verilmelidir diyor. Çok önemli bir şey söylemiş. Evet. Yalıya sıfır ÖTV. Şimdi biraz önce işte undan bahsetmiş kardeşim. Ayçiçeğinden bahsetmiş. Evet. Ne ayçiçeğinde biz yeterli kendi üretim ihtiyacımızı var, karşılayabilecek durumda bir ülkeyiz, hı hı, ne hububatta. Bunların hepsi ithal. Evet. Şimdi şu geldiğimiz safhada
Bugün Ukrayna'nın Rusya'nın savaşa girmesiyle birlikte %70-%80 bilmiyorum, belki rakamlarda bir oynama olabilir. Evet. Buradan ithal ediyorduk bunları biz. Ama ve lakin savaş var. Savaştan dolayı ithal olayı da yok. Gerçi şimdi bile benim çok para. İzmir'de gümrükte bir kardeşim var, arkadaşım var. Dün telefonla görüştük. Bilmem ne kadar geminin ayçiçek yüklü, hubbat yüklü falan filan İzmir gümrüğüne gelemediğini. Neden dolayı? Malı teslim edemez. Bu savaştan dolayı. Ha, savaştan dolayı, anladım. Sayın Başkanım, pandemi sürecinde Ziraat Odası'nın üyelere hizmetini kısmen belirttiniz ama evet. Tekrar edeceğiniz bir şey var mı? Eksik kalan bir yer var mı? Yok. Ben orada dedim emniyet müdürü, sayın valimize, jandarma alayı komutanımıza, emniyet müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir hayvancıyı, çiftçiyi ne arazisinden, ne çiftliğinden, ne ahırından evet. Şey yapmadık. Onların sayesinde evet. izin belgesini vererek bir tane de biraz önce de dedim şikayet almadık. Ondan dolayı çiftçilerimi, hayvancılarımı da kutlarım. Evet. Sayın Başkan, yeniden bir üretici sormuş. TMO'dan 2550'ye alınan arpa fiyat piyasada 3500 liraya gidiyor. Arada kimler para kazanıyor? Bir daha sormuş ve neden denetim yok? Evet. Şimdi biz Ziraat Odası olarak denetim mekanizması değiliz. Evet. Ha, TMO'da arpanın düşük fiyatta satılması yem fiyatlarında, ondan sonra arpa fiyatlarında gerçekten bir düşüş sağlandı. Şimdi buğday gerçekten pazarında sağlandı mı? Sağlandı, evet. Buğday pazarında da öyle vatandaşın zannettiği gibi, ben TMO müdürüyle, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü'yle de bu konuyu paylaştım. Söylüyor bunu. Paylaştım. Şimdi oraya %95'i, bak %95'i, kiminin ahırında deposu yok. Arpayı koyacak deposu yok. Hayvanı var, deposu yok. Götürse ahırına telefon çek. Kiminin ezme makinesi yok. Kiminin kırma makinesi yok. Bu vatandaşlar arpasını buğday pazarına gelerek veya buğday pazarının dışında kırma makinesi, ezme makinesi olan çiftliklere götürerek orada arpalarını ezdirerek mallarına, bazı arkadaş, bazı çiftçi, hayvancı kardeşlerim de buğday pazarına getiriyor. Benim diyor kırma, değirmenim, işte ezmem, bilmem neyim yok. Ben yemcilik yapmıyorum. Yem ile ezme ile takas ediyor. Evet. Yem ile ezme ile takas ediyor. O bile yani bizim çiftçimiz, hayvancımız için evet. gerçekten iyidir. Ha, Sayın Milletvekilimiz yine diyorum mesela, biz ziyarete gittiğimizde Toprak Mahsulleri Ofisi Müdür, Genel Müdürünü arayarak evet. Burdur'daki hayvan sayısının çok olduğundan dolayı Burdur Toprak Mahsulleri Ofisi'ne birazcık daha fazla vermesi için bizim evet. yanımızda görüştü, sağ olsun. Evet. Şimdi öyle buğday pazarında şu arkadaş rant sağlamış, bu arkadaş satılan var mıdır? Vardır. Şimdi bir de şu var. Dün gördüm, Toprak Mahsulleri Ofisimizi veyahut da o olayı yapan kimse kutlarım, bak ofis müdürüyse ofis müdürüm. Korkuteli'deki vatandaşın hayvan sayısına 900 kilo arpa çıktı. 900 kilo. Evet. Veya bir ton. Traktörüyle mazot parası belli. Tefendi'den, Korkuteli'den, Yeşilova'dan. Bu adamın traktörüyle, remorkuyla gelip bir ton arpayı alıp oraya götürmesi buğday pazarında satılanın daha iki misli. Hmm. Daha iki misli. Anladım. Ya yol masrafı var diyorsun. Tabii mazot evet. parası, bilmem ne parası. Evet. Ama bu vatandaş ne ediyor? Geliyor yemele takas ediyor. Evet Sayın Başkanım, bir soru daha var. Demiş siz, Sayın Başkanım söylediğiniz gibi destekler tarlaya işlene verilsin. Biz icarla tarla alıyoruz ama tarla sahibinin eline para geçiyor. Biz havanda su dövüyoruz demiş. Kutlamış sizi. Bunun takipçisi olalım demiş. Evet. Onun dışında başkanım, Ziraat Odası'nın marketleri var diyelim ona. Evet. Siz dediniz de hani
Yani daha düşük olmalı ayçiçeği evet, mesela. Evet, evet. Peki çok açık bir şey soracağım. Lütfen size cevap verin. Sizin sattığınız ürünlerde piyasaya göre bir düşüklük var mı? Evet. Talep ne kadar? Şimdi Hasan Bey, biz seçildiğimizde yönetim ve meclis olarak bulduğumuzda olmayan zirai ilaç bayiliği vardı. Zirai ilaç bayiliği. O yokluk içerisinde zirai ilaç bayiliğini aldık. Güzel. Açtık. Ve zirai ilaçlarımızı getirdik. Dışarıdaki zirai ilaç satan arkadaşlara da fazla, onların kirası var, bizim de var mutlaka ki. Şey yapmadan, afaki rakamları çıkanları düşürerek onların bize ayak uydurması lazım. Denge unsuru. Tabii. Dış piyasadan da daha ucuz bulabildiğimiz tüm zirai ilaçları temin ettik. Artı buğday, arpa, tırtıkale, tüm tohumlarımızda buğday pazarındaki satış mağazamızda satışa sunduk. Daha hala mevcut tohumlarımız. Dış piyasadan ucuz. Güzel. Belki peki, biz o hizmeti sunmamış olsak... Üreticiye mi sunuyorsunuz bunu? Üreticiye. Ha, anladım. Bizim işimiz üretici. Kendi üyelerinize. Tabii kendi üyelerimize. Anladım. Şimdi belki bizim bu satış mağazalarımız olmasa... Dışarıdaki arkadaşlar daha yüksek rakamlara, karlarını daha artırıp tabii. Bizim odamızın birinci amacı, gayesi bu. Evet. Bundan sonra bir tüm çiftçilerime bir müjde vereceğim. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'nde bulduğumuzda olmayan bir şey vardı. Toprak Analiz Laboratuvarı. Benim çiftçim, köylüm. Ben de onu soracaktım. Sizin faaliyet alanlarınızla ilgili görüşlerinizi verdikten sonra son düşüncelerinizi alıp programı sonlandıralım diye düşünüyorum. Şimdi bizde çalışmayan daha önceki Gökay Tekin zamanındaki başkan zamanındaki yönetimi Avrupa Birliği projesiyle bir analiz laboratuvarı kurulmuş. Evet. Ama velakin tabii bazı aletler eksik ve o tarihteki 3 tane personel çalıştırman lazım. Kimyager, şu bu. Bunları odanın kaldıramadığından dolayı bu bizim makinalarımız, aletlerimiz atıl bir şekilde bekliyordu. Evet. Bunu Tarım İl Müdürlüğü'nde özel idarede de vardı atıl bekleyen makinalar. Hı. Biz Burdur'da toprağını analiz edecek vatandaşın toprağını Isparta'daki özel analiz laboratuvarına gönderiyorduk. Anlaşmalı 170 lira. Çok artı nakliye gidip gelme falan filan. Tabii bunu da bizim çiftçimize zul geliyordu. Tabii. Ama ayağımızın dibinde Tarım İl Müdürlüğü'nde bir hafta sonra, müjdeyi veriyorum, çalışmak üzere laboratuvarımızı kurduk. Bir daha söyleyelim. Laboratuvarı kurduk sizin de desteğinizle. Tarım İl Müdürlüğü bundan sonra toprak analiz mi evet yapacak? Tüm üyelerimizin toprak analizini Tarım İl Müdürlüğü'ndeki yeni bir hafta sonra faaliyete geçireceğimiz analiz laboratuvarında topraklarını analiz ettirebilirler. Fakat mutlaka ki de ettirmeleri lazım. Evet. Biz toprağımızın neye ihtiyaç olduğunu, demir mi eksik, bakır mı eksik, kükürt mü eksik, bunları o analiz laboratuvarında topraklarımızı analiz ettirerek topraklarımızı daha çalışır, daha işler hala. Evet. Ne gerekiyorsa o şekilde gübre atarak verimde de yükseltiriz. Arkadaşlarımı da bu toprak analiz laboratuvarı ile ilgili müjdeyi veriyorum. Evet. Çok sevindim. Ömer Erkan Başkan'ın mazot destekleri ne zaman ödenecek diyor. Şimdi mazot destekleri bugün belki Ömer Erkan bizim üyemiz değil, bilmiyorum. Biz üyelerimize mesaj attık. Bugün tarihi itibariyle kimliklerinin son rakamına göre ödemeler başladı. Evet. Gübre mazot destekleri başladı bugün tarihi itibariyle. Alakasız bir soru ama evet, sormadan tabii geçemeyeceğim. Tabii. Hasan Bey, özürünüze, affınıza sığınarak soruyorum. Gündem o değil ancak TOKİ'de kiralar 4 aydır ödenmiyor. Sayın milletvekilimize bu konuyu aktarır mısınız diyor. Elbette yarın Müteahhitler Derneği'nin 4 üyesiyle birlikte olacağız.
O zaman da gündeme getiririz. Buyurun başkanım. Şimdi Sayın Hasan Güraksu, siz sormadınız. Biliyorsun, özelleştirecek, özelleştirmeyecek bir şeker fabrikamız vardı. Ama tamam, buyurun. Şimdi şeker fabrikası neden özelleştirilemedi? Önce onu tespit edelim. Evet. Geçmişten bugüne. Şimdi tabii ben orasına pek girmek istemiyorum. O tarihteki sivil toplum örgüt başkanları buradaki, Burdur'daki iş adamları birleştiler, ettiler, kıldılar. İhale başka bir firmada kaldı. Belki de Cenab-ı Allah seviyormuş, o firmada teminatını yakarak bizlere bıraktı. Şeker fabrikamızın Burdur'da kalması, Burdurlumuzun devletin olması, ben gerçekten seviniyorum. Olacak. Ama şimdi esas mesele şeker fabrikamızın devletin olması. Tamam, bizim. Devlet biziz, devletin yanındayız. Şimdi burada Burdur köy ve kazalarında 33.500 dekar pancar ekiliyor. Evet. Burdur merkezde çok az. Çok az. Evet, evet. Yok denilecek kadar az. 150.000 ton pancar Burdur'da işleniyor. İşleniyor. Evet. 150.000 ton pancar. 2021 yılında şeker fabrikamız 461.000 ton pancar işlemiş. Güzel. Küspe 146.000 ton. Melas 19.955 ton. Evet. Şeker de 66.000 ton. Bunların hiçbiri üreticiye verin. Şimdi üretici araya Türk yok. Şeker girdi. Şimdi Türk Şeker yeni girdi. Şimdi öyle. geçen sene 2021 yılında bizim buradan melas almak isteyen arkadaşla çiftçilik belgesini, hayvan sayısını götürüyordu, melasını alabiliyordu. Bidonla evet. Falan filan. Ondan sonra küspe. İyi. Kuyruklar oluyordu. Şimdi hiç yok. Şimdi o kuyruk olayında da şeker fabrikası müdürümüzle muhasebe müdürümüzü burada kutluyorum. Onu çözen de Gari Kemal. Benim yönetimim, benim meclisim. Orada dışarıda bir şebeke vardı değil mi? Evin oraya kadar kuyruk gidiyordu. Üç evet. Gün bekleyen, dört gün bekleyen kaza olacak, bela olacak, Allah etmesin. Dedik ki randevu sistemini alalım. Bu adam üç gün traktörüyle, kamyonuyla burada beklemesin müdür bey. Ve bir araya geldik. Randevu sistemine geçirdikten sonra vatandaş 15-20 dakikada fabrikaya geliyor, küspesini alıp çıkıyor. Evet. Köyde arazisinde mi çalışacak, hayvanında mı çalışacak, kasanetinde mi çalışacak, çalışıyor. Zamanı, saati geldiğinde geliyor, küspesini alıp gidiyor. O kuyruğu çözdük biz. Bir yanlışlık var mı başkanım? Şimdi programı sunarken daha önce şöyle anlattığım bir konu vardı. Üretici melas, küspe alamıyor. Türk Şeker girdi araya demiştik. Bu alınan küspeler yine Türk Şeker yoluyla mı gidiyor? Şimdi mı yoksa bir Sayın Hasan Güraksu, yeni aldığımız haberler aynı siz de almışsınız. Bundan sonra küspe, melas, şeker Türk Şeker'e devredildiğini, bizim Burdur Şeker Fabrikası'ndaki yetkililerin bu konuyla ilgili hiçbir şey yapamayacaklarını öğrendik. Ne derece doğrudur, ne derece eğridir. Yapılan iş böyleyse yanlıştır. Benim çiftçim pancarı üretiyorsa benim çiftçime küspe verilecek kardeşim. Melas verilecek, şeker verilecek. Ya bunu çiftçi üretiyor. Kesinlikle. Pancarı çiftçi üretiyor. Doğru söylüyorsun. Küspeyi kim yediriyor hayvanla? Yine çiftçi yediriyor. Evet. Melası hayvanla götürecek, dökecek. Çiftçi üretiyor. Melas küspe nedir? Pancarın içerisinden şeker bilmem ne alındıktan sonra kalan kısım hayvan küspesi hayvana verilir. Hı hı. Öbür tarafta da melas. Ama tamam, yemcilere de verirsin. Hı hı. Şeker fabrikası kapanalı kaç ay oldu? Şu an benim çiftçime bir gram melas alamıyor. O zaman şeker fabrikasından da güçlü firmalara küspeler veriliyor Ankara bazında. Ciddi misiniz? Evet. O zaman buradan... Ama 2-3 ay sonra o arkadaşlar iki mislisine satıyor. Satıyor. Bu çok ciddi bir iddia. Buradan sayın milletvekillerimize hep Bayram Bey diyoruz ama Yasin Bey'i de unutmayalım. Ya yeniden Tarım Bakanımız da duysun.
Tarım Bakanımıza da lütfen gitsin buradan. Onun ötesinde muhalefet milletvekilimiz Mehmet Göker de evet, bunu dikkate alsın. Mecliste hem muhalefet anlamında dillendirilmesi hem de çözüm noktasında iktidar milletvekillerinin bu konuyu peşini bırakmasını gerektiğini buradan bir evet, daha hatırlatalım. Ya çok verimli bir tabii, program oldu. Bunun başkanım, hemen hayır olması lazım. Önümüzdeki işte önümüzde pancar ekimi yapılacak Mart evet, ayının evet, sonunda. Bana dünya kadar vatandaş geliyor ya, ben pancar sözleşme yaptım ama ekmeyeceğim. Küspeyi alamayacaksam, bilmem işte şeker alamayacaksam, melas alamayacaksam, bilmem ne edemeyeceksam. Sayın Vekilin benim programa çıkma sözü var. Sayın Vekilim izliyorsanız lütfen buradan bir daha hatırlatalım. Sorular çok birikti. Tek program yetmez, haberiniz olsun. Buyurun başkanım, devam edin. Durum bu diyorsunuz. Durum bu. Peki. Biz, benim çiftçim, köylüm, üyelerimin hepsi bilsin. Gaye Kemal 24 saat arkalanda. Her zaman basına bilmem neye çıkmam ama gerçek neyse çalışmalarımı Ankara'da, Burdur'da sivil toplum örgüt başkanlarıyla, hele sizin gibi değerli gazeteci arkadaşlarla herkese duyuruyoruz. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben de benim programla yola çıktığınız için ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten ben bu yayınları kendi başıma yapmıyorum. Başta Onur Karakaş, akrabam ve genel yayın yönetmenimiz Ferdi kardeşimiz ve diğer sesçi arkadaşlarımız. Hepinizin de ayaklarına sağlık. Sağ olun. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazen duyuyoruz. Şu şahsa çok yüklendin diye. Doğrudur. Bizim program düzgün bir program. Evet, doğru. Soru verip soru almak gibi piyasada bilinen gazeteci arkadaşlardan değiliz, olmayacağız. Hatta buna rağmen bizi engellemeye çalışan insanlar var. Hepsini tek tek tespit ediyoruz. Sayın Hasan Bey, benim siyasetle işim hiç yok. Önemli değil bizim için. Göre Kemal'in hiç A partisi, B partisi, C partisi, yemin olsun üyeliğim yoktu. Hayatta da üye olmam. Evet. Ben doğru neyse, beni vatandaş buraya seçtiyse, ben vatandaşın hakkını savunmak için devamlı da var. Sayın Başkan, sizi tebrik ediyorum. Ben son sözleriniz ederim, bu mu oldu? Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün çok ateşli bir program daha yaptık. Geçen programda da Burdur'un eski borsa başkanlarından Baki Veroğlu'la bir program yaptık. O da bayağı bir ses getirdi. Biz ses getirsin diye değil ama gerçekleri konuşalım. Ha, iddia olarak elimizde var. Ama konuşmak isteyen tüm karşı cevap verecek insanlara da kanalımızın açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili seyirciler, bu haftada bu kadar demeyeceğim. Yarın Burdur Müteahhitler Derneği'nden 4 şahısla müteahhitlerin sorunları, Burdur'un kentleşme sorunlarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın diyorum.